like the girls with their nails done now. Babacım, herkese selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Galacticos Espor takımının ADK'li oyuncusunu ağırlıyoruz. Daha önce United takımının, işte futbolist Espor takımının ADK'li oyuncularını ağırlamıştık. Şöyle bir parantez açmak istiyorum bu videoda. Şimdi ben bu adamların videosunu çekiyorum. Aramızda hiçbir problem yok. En azından benim yok. Bazı arkadaşlar beni yenip işte Discord sunucularına falan rezil etmeye mi çalışıyor desem, prim kasmaya mı, ego falan kasmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum. Ne yapıyorlarsa yapsınlar beni pek ilgilendirmiyor. İster 0-10 oynarım. Bu beni etkileyen bir durum değil mi? 0-10 oynadıysam ben oynamışımdır. Tabii loss yediysek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu da hani her zaman bir insan iyi oynayamaz. Her zaman hani full odaklı bir şekilde oynayamazsınız. İşte gözünüz bir şey olmuştur. İşte dikkatiniz dağılmıştır. Odaya biri gelmiştir. Bir şey olmuştur. İnternetin gitmiştir. MS girmiştir, bir şey olmuştur, anladınız mı? Bu tür olaylardan dolayı yani her zaman etkili bir performans sergileyemiyoruz. Çünkü özellikle de Türkiye'de yaşıyoruz. Valla çok problem, şu görüntü ayarlarını iyice kıstım FPS düşmesin diye. Bir de ADK'li oyuncusuyum. ADK'li oynamak FPS'li bir şekilde oynanması gerekiyor bence. Yoksa pozisyon alamıyorsun, skill fırlatamıyorsun. Hatta geçen Lul oynuyordum, ulti atmaya çalıştım, ulti de atamadım. Gerçekten FPS o kadar düştü. O yüzden hani ne oynayacağım bilmiyorum. Candy Crush falan oynamayı düşünüyorum bu süre zarfında. Bakalım. Yeni sezon geldi farkındaysanız. Herkesin bir hedefi, işte bir şeyleri vardır herhalde. Ben bu sezonda size yemin ediyorum çalışacağım. Sizi lig atlatmaya falan uğraşacağım. Kendim bir hesap açacağım. Yayınlarda takılacağız. Ama bu sezon gerçekten başarılı bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Tabii bir tane sınavım var. O sınava çalışmam lazım. O finallerden kalmış. Finalde mi kaldık? Nerede kaldıysak bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. İlk sezonda nereden çıktı? İlk şeyde. Yılda. Problem olmuş. Valla artık oyunu oynaya ne şey olduk ya. Hayatımıza da yansıtmaya başladık. İşte timing diyorum, bilmem ne diyorum. Arkadaşla buluşacağız mesela. Şu timingde gelmeyi unutma bak. Hani artık gerçekten şey olduk. Genk gel falan filan. Diyorum, hatta annem genk geldi odaya, bekle biraz falan filan. Yani hoşuma gidiyor en azından böyle konuşmak. İlla hani oyun moyun demeyin, çünkü ben hatta geçen 2-3 gün önce bile oyuna giremedim. Hatta bu yüzden de o kısa videoyu izlemek zorunda kaldınız. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Benlik bir durum değil. Ben oynarım, 15 dakikada oynarım, 20 dakikada oynarım oyunu, fark etmez. Tamam, bir süre zarfından sonra insan geriliyor ya, şey oluyor, bir hatada oyun gidiyor bilmem ne oluyor falan muhabbetleri var ya. Aynen öyle. Ama fark etmez yani, dakika 5'te FF falan veriliyor. Bu halde verildi ya. İnfo vermek istemiyorum ama valla hatta bir tane daha oyun ekledim. Onda bile FF verdi adamlar ya. Gerçekten çıldıracağım şimdi ya. Hatta video falan çekiyorum mesela. Yemin ediyorum çıldırdım artık. FF mefef vermeyin diyorum ya. Kuduracağım. Bu arada size şunu söyleyeyim. Mesela ben Kayısı oynuyorum değil mi? Bot lane'de üstün olduğumuzu biliyorum. Adamlarla trade'e girmekten çekinmiyorum. Hatta yanımdaki support da bir tık bana ayak uydursa win matchup'ta. Boom! Oyun bitti valla. Bottan orada tak diye adamların canını alırız. Burada çok kaliteli bir class, bir tane W attım arkadaşlar. Onu da gördüyseniz. O W'yu ben atmadım. Atmış olsaydım tak diye tutardı herhalde. Yok işte sporcu musun sen, nasıl atıyorsun o W falan filan demeyin. Ben atmış olsaydım dediğim gibi tutardı. Bu köpek attıysa atmıştır. Hatta size gösterdim kendini. Kara bir şey zaten. Kesin o atmıştır. Tutturamadığı için bilmiyorum. Ben ondan şüpheleniyorum. Belki sizler de ondan şüpheleniyorsunuzdur. Şimdi ben şey diyecektim. Geçen videoda çok güzel like aldık. İşte yorum aldık. Ama video gerçekten çok kısa olduğu için ben dedim ki ulan bari bu videoda izlemeseydik. Bu videoda yapsak pekeli bir şey. Tak diye kardeşim bir anda abone olmanız, like atmanız, yorum atmanız var mı? Umarım vardır arkadaşlar. Gerçekten kanal uçtu gitti bir yerlere. Hatta o videoda az izlendi de normal yani, dakikası 8 olunca insana 8 saniye falan sandı herhalde. Ben şey yapmayı düşünüyorum, bunu da söyleyeyim size, ama o biraz daha uzun olur herhalde çünkü. Ama uzun olmayabilir vallahi, şöyle bir düşündüm de. Gragas gank attı. Ay ya şerif ya. Vallahi çıldırıyorum böyle hero'ları görünce de, problem değil. Neyse anlatayım size. Mesela uzun kılıç ile başlamanın
Bir de işte mana veren var ya bir tane. Küçük o buz kristali mi? Neyse işte o an dediniz siz. Buz kristali başlamanın farkı nedir? Geçip bunu anlatmak istiyorum ama bu 1-2 videoluk olacak bir şey. Yani bir tane videoluk olacak herhalde. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Bir de yanına şey eklerim onun. Ne onun adı? Kritik 3 tane item var ya. Onları eklerim. Birkaç tane daha item ekleyebilirim işte. O Morello falan filan var ya. Onları öğrenirim. Çünkü ben de AP itemlerini pek fazla bilmiyorum. Hatta APC'leri de oynayabiliriz ya. Çünkü oynuyordum farkındaysanız. Hatta kötü bir anım bile var artık. Oynamıyorum Ziggs falan filan bıraktım. Nedeni de şu şekilde. Ben mesela çok fazla Ziggs oynayan bir insan değilim yani. Arada yılda, ayda yılda bir oynadığım bir hero, tamam mı? Turnuvada dedim ki ben oynarım. Turnuvadayız. Yani ilk Origin'deyiz. Önemli bir turnuva. Los Angeles'a gidiyoruz bro. Los Angeles'a gidiyoruz. Ondan sonra Shima diyor ki Ziggs oynarım ben. Bir oynadım Ziggs'i. Böyle dakika 10'a kadar falan normal. Fena oynamıyorum. Güzel oynuyorum. Sonrasında birkaç tane ulti kaçırdım. Böyle oyunun potansiyeli değişik oldu. Karşıda da Olaf var. Hasar yemiyor çocuk. Ulti atıyorum. Bir şey olmuyor. Pokeliyorum. Yani pokeliyorum da damage etmiyor. Yani ufak bir damage'im var. Geçip de jungle'ı kesemiyorum. Hero zaten jungle dönmüyor farkındaysanız o. Golemi molemi nasıl keseyim ben bro. Ondan sonra dedim ki ben daha Ziggs Mix oynamam. Oynamam lazım, şey yapmam lazım. Train atmam lazım işte Seraph'in içinde. Orianna'yı oynarım. Orianna'yı sevdiğim bir hero olduğu için oynarım ama Ziggs bir tık daha zor ya Orianna'dan. O yüzden siz olun. Bak yapacağın tek şey oyna. Emin ol. Ondan sonra geç oyna. Valla bazı oyuncular var. Mesela o turnuva maçı olmasaydı, ranked falan olsaydı oynardım. Daha rahat oynardım ama bu sefer turnuva maçı falan olduğu için bir tık da hani yapmış olduğun hata, tamam mı? Bilmiyorsan nasıl toplayacağını problem. Mesela Kai'Sa'da bir hata yaptım ama toplayacağım şeyi biliyorum. İşte jungle'da önerim işte zaten Hyper biçer. İki tane kill alırım işte Runa'nın kasırgasını bitiririm işte saldırı hızım maksimum olur bilmem ne olur şu olur bu olur falan derken toplarım. Ama Ziggs'le geriye düştüm diyelim, tamam mı? Ne yapacağım? Ne yapacağımı bilmiyorum öyle yani. Değişik değişik takıldım. Vallahi oyunu kaybettik. Bir tık hani benim yüzümden oldu diye hissediyorum. Hani çünkü taşıyabileceğim türden bir oyunsa ama taşıyamıyorsam vallahi benim problemim. Ama geçip de şey olmadı. Bir anda kayboldu. Bir de başka etkenler falan filan vardı. Neyse bizim çocuklar yarı finale gelmiş. Umarım hani kazanırlar da bir anda Los Angeles'a tekrar gideriz. Olur mu? Olur dersin. Kate kardeşim burada yemedi. Vallahi iyi ki yemedi. Çünkü ben şey yapmak istedim. Burada bizim takım arkadaşlarımıza yardım edelim falan istedim. Derken adam geldi çekti beni. Vallahi ayrı oluyorum bu Blitzcrank'a falan da. Çok değişik bir çağrı ya. Kötü desem kötü değil. İyi desem iyi değil. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Vallahi tam güzel bir tabirde bulundum size. Kötünün iyisi diyelim. Adamlar FF verdi bu olaydan sonra. Birazcık damage'leri yetmediği için beni çekmelerine rağmen şey ölmedim. Güzel oldu benim için. Onlar için kötü oldu ve tak diye FF'i koydular. Bu maç böyleydi. Diğer maça geçeceğiz. Hatta hani normalde 9 dakikalık bir video oluyordu. Edit yaptım. Slow bir editti. Şarkı patlamalı olduğu için çok güzel geldi gözüme. Umarım hani sizler de beğenmişsinizdir. İsterseniz burada kapatayım. Zaten tekrardan ses eklendireceğim videoya falan filan muhabbetleri var. Umarım beğenmişsinizdir. Valla like'ı bunda da yerinde ne isteriz. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Babacım herkese tekrardan selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Lulu oynuyoruz. Valla bir tık değişik hissettim çünkü video kısa oldu, bunun farkındayım. Ne yapalım? Bir tane daha video ekleyelim. Ama bir bakıyorsun eklediğim videoda adamlar gene sur veriyor. Valla değişik ya. Ben size dedim. Bak ben size bunu açık net demedim mi? Adamlar FF veriyor dedim ya. Böyle de adamlar FF veriyor. Dakika 5 tak diye koyuyorlar dedim. Demedim mi? Valla her zaman böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Garip hissediyorum. Hatta geçen biz de verdik. Fight falan yok, tamam mı? Ve 5 dakikadır sağ ittiriyoruz, farm yapıyoruz, sol ittiriyoruz, farm yapıyoruz, mid ittiriyoruz, jungle kesiyoruz. Direkt yok, bir şey yok, tamam mı? Ondan sonrasında bir anda birisi FF tuşuna bastı. Ben de vermezler diye bastım tuşa. Tak diye vardık vallahi FF kardeşi oyunu kaybettik. Böyle olaylarla karşılaşıyoruz arada. Hatta hani sizler de düşünüyorsunuzdur. Vallahi bir anda takım arkadaşınıza diyorsunuz da FF verin lan diye hani şakasına ama. Ama bir bakın diğerleri de varsa ne olur diye.
biz yaşadık. Ama diğerleri de demek ki oynamak istemiyormuş. Kabul ettiler. Ya da ben basmayayım işte. Ben bassam da işte diğeri basmaz. O muhabbetlere falan girdik herhalde. ADC oynuyorken bu yerden gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Duvara böyle yapışacaksınız. Solucan gibi gideceksiniz. Tavsiyem bu. Haberiniz ola. Hatta ilerleyen zamanlarda 3,5K falan olduğumuz zaman bu videoyu falan halledeyim isterseniz. Nerede ne yapmanız lazım ya? Ezber bilgiler var arkadaşlar. ADC oynadığınız zaman size yemin ediyorum 1-0 önden başlatacak matchup bilgisini 4K'da vereceğim. 3,5K'da da işte nerede ne yapmanız lazım, nereye gitmeniz lazım. Bunlardan bahsedeceğim. Yani rotasyonu bir nevi bileceksiniz. Valla çoğu oyuncu zaten ezbere oynuyor. Ama ben bunu kaldıracağım. Valla bizim müfredatta bu olmayacak hocam. Ben size bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Bir şeyler kavratmaya çalışacağım. Adamı nasıl bir kurt yaptıysam, kurt muydu, böcek mi, ne yaptıysak adamı, adamı solucan yaptım. Bizim Ezreal agresif yazsaydı adamın canını almıştık arkadaşlar. Valla bu aralar Lulu falan oynuyorum. Neyse ben şeyi anlatayım size. Ben Arena of Valor'da shot kalırdım. Shot'ı ben verirdim. Genelde hani benim verdiğim shot %99,9 tutuyordu. Hani adamları kesiyorduk, bir şey yapıyorduk. Oyunu ben yönetiyordum. Support olduğum için de hani roam falan öyle bir roam atıyordum ki bot lane'deki adamdan daha fazla vuruyordum. Siz düşünün. ADC'yi şey yapıyorduk. Tek bırakıyorduk. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Bir de az vuran bir hero'm vardı. Az vuran dediğim, vurabilen bir şampiyon vardı elimde. Tak diye vuruyordum adamları. Tabii tek atmıyordu. Seraphine gibi falan düşünmeyin. Ne gibi düşünebiliriz? Buram gibi düşünebilirsiniz isterseniz. Buram gibi diyebilir. Ya da Alistar mı desek? Alistar diyelim neyse. Alistar hani bazı zamanlarda vurabiliyor, bazı zamanlarda vuramıyor ya işte. Onun gibi düşünebilirsiniz işte. Ondan sonra shot veriyordum. Turnuvada da veriyordum işte. Orada burada veriyordum. Genelde tutuyordu. Çünkü oyunu okuyordum yani. Oyunu fazlasıyla oynamıştım. Bu yüzden de arkadaşlar sizlere efsane şeylerden bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Hem aktifliğimiz güzel bir şekilde devam eder hem de bu videolar hem uğraştıracak, şu an lig falan kasmam lazım ya. Geçen sezon uğraştım valla. En azından 2K falan oynadıysam. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu hesabı S0'dan beri açtım. Bazı şeyleri tekrardan söylemiş olabilirim. Çünkü unutuyorum. Yani söyledim mi söylemedim mi? Hangi videoda söylediysem. Hatta dedim belki bu videoda bile söylemişimdir. Bazen tedirgin oluyorum. Tekrardan ses kaydetmem falan lazım oluyor. İşte odaya biri geliyor, bilmem ne oluyor, kapı çalıyor, kuşlar ötüyor, bir şey yok. Arkada bir köpek var. Arada havlıyor. Çok hararetli havladığından dolayı da hani şey, videoya falan ses gitmesin diye durduruyorum. Öyle şeyler falan geliyor. O yüzden dediğim gibi tekrardan söylediysem kusura bakmayın. Olaylar nasıl biliyor musunuz? Ben S0'da işte açtım hesabı. Girdim birileriyle S1'de işte, girdim birileriyle S2'de bilmem ne. Sonrasında solo queue bir şekilde oynadım. 250 puan kastım bak. Tek başıma 250 puan kastım. Yeri geldi top lane oynadım. Yeri geldi AD carry oynadım. Yeri geldi support oynadım. Yeri geldi mid oynadım ama jungle oynamadım. Tek oynamadığım lane ve iyi olmadığım lane'lerden bir tanesi jungle. Lee Sin oynasam ya da işte diğer şampiyonları oynasam, rotasyonu kendim böyle bir düşünsem, bir şey yapsam, öğrensem oynarım ama şu an içerisinde jungle için o mentale sahip olduğumu düşünmüyorum. Hatta şöyle anlatayım size, açık net olmak istiyorum. Hatta buraya kadar izlediyseniz zaten bunu hak ettiniz diye düşünüyorum. Şimdi biz, hatta dün bir arkadaşımla konuştum. Dedim ki gerçekten çok yoruldum. Artık oyun oynamak istemiyorum dedim. Valla çalışayım, gideyim, derslerim var. Hatta kaldım, bir tane dersim var. Üstten de bir tane ders aldım ikinci sınıftan. Ona da işte çalışayım, bakayım, bilmem ne yapayım falan diye düşündüm. Sonrasında işte o kadar emek harcadım kanala. Yani güzel bir ortam kurduğumu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu ortam 2'ye, 10'a, 5'e bilmem neye katlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bende o şey var diye düşünüyorum. O potansiyel var diye hissediyorum. Tabii belki sizler bunu düşünmüyorsunuzdur. Bilmiyorum orasını. İnşallah düşünüyorsunuzdur baba, sakin. Ondan sonrasında ben şöyle bir düşündüm. Oyunu tryhard bir şekilde oynamayayım. Ne yapayım? İşte arada gireriz. Bir iki tane video çekerim. Geçeriz, ondan sonra tekrardan hayatıma dönerim. R'ye geri kayarım falan filan diye düşündüm. Zaten tek takılıyorum farkındaysanız. Bundan da hani bir problem yok ama oyundayken problem yaşıyorum. Çünkü tek başıma bir yere kadar gelebiliyorum. Burası Arena of Valor değil. Burası Mobile Legends değil. Burası farklı bir oyun değil. Burada yapmış olduğunuz şeyler, sergilemiş olduğunuz oyun bir yere kadar. Ondan sonrasında gerçekten AD carry oynamak da sıkıntı oluyor. AD carry takımdaki eşeklere bağımlı.
Yapmış olduğunuz bir hata olmasa bile takım arkadaşlarınızın yani yanlış yerde olması mı desem, ondan sonrasında gelmemesi mi desem, işte yanlış verdiği kararlar mı desem, ya işte sergilediği davranışlar yüzünden sizler de etkilenebiliyorsunuz. İster AD carry oyna, ister support oyna. Bunlar genelde böyle ama supportta daha kolay oluyor bence. Çünkü bakıyorsun kim iyi oynuyor onunla takıl. Ama ADC'de öyle bir şey değil. Adamların senin üstünden oyun kurması lazım. İşte arkadan sen de vuracaksın, pozisyon alacaksın, bilmem ne yapacaksın. İşte solo queue'da bu olmadığı için işte ben pozisyonama çalışacağım. Ondan sonrasında lane'i mi bilmem neyi mi? Lane'i bilsem ne olacak? Adam uygulamıyor ki. Yanımdaki gelen random support uygulamıyor. Vallahi sıkıntı, problem oluyor. Dedim işte zaten takımda yedekteyim. Bunu ben kendim istedim. Bu da yaşamış olduğum olaylarla alakalı. Yani sadece bir tanesi değil. Birikti, 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 birikti. Ya ben bu sezon challenger olamadım ya. Ben bu sezon gerçekten challenger olamadım. Hatta bu yüzden de hani değil. Hepsi birleşti ya, hepsi birleşti. Girdiğim adam base'den flash atarak çıktı. Ondan sonra LoL oynayan adam, girdiğim support adam, şey genci eşeği üstüne alınmasın, farklı bir adam. Adam yanımda ward niyetine durdu. Combo koymadı. Bak ben Alistar, Malistar bilmiyorum. Oyuncu oyuncu değilim, tamam mı? Şöyle söyleyeyim size. Adam takılıyor lane'de, arkamda sığınıyor. Minyon almaya çalışıyorum. Ben dürtülüyorum. Ama support'un dürtülmesi lazım. Ya da minyonu ignorelayacağız, almayacağım. Bu da beni oyundan düşürüyor yani. Adam öne geçiyor, ben geriye düşüyorum. Şimdi bunlar oldu, 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 oldu. Sonrasında mental boom. Valla ben böyle şeyler daha önce hiç yaşamadım. Sonrasında böyle şeyler yaşayınca da gerçekten çok büyük problem oldu. Bir de YouTube'a falan girince işte anlık video at, yok işte şunu yap, yok bunu yap. Ya valla agresif olmak da istemiyorum. Çünkü ruh halime de etkilendiğinden dolayı sizlerle birazcık paylaşmak istedim. Düşündüm şöyle, lig kasmayayım. Normal Çin takılayım, işte Gold'da, Plat'ta bilmem ne de takılayım. Çünkü bunun gibi örnekler var. Sadece burada da değil, LoL'de de var, burada da var. İşte adamlar video çekiyor. Güzel de izleniyor mu? İzleniyor. E ben Challenger Elo'dayım. Ben öyle onların sayısında izlenmiyorum. Yani daha videolarda problem olduğu için şu an keşfete falan da düşmüyor fazla. Anlayacağınız birden fazla olay yaşadım. Bunların bazıları beni yıktı. Tekrardan kalktım. Bir şeyler oldu falan filan. Vallahi her zaman dedim ki pes etmek yok. Yani pes etmek istemedim. Devam etmek istedim. Ondan sonrasında videomuzu atmak istedim. Bilmem ne yapmak istedim derken vallahi dün böyle şeyler yaşadım ama şu an iyiyim. İyi durumda olduğumu hissediyorum. Tekrardan oynayacağım. 3 hesap mı, 5 hesap mı? Bu sezon deneyeceğim. Master olsun, Grandmaster olsun ama tekrardan o hesaba zaten girmeyeceğim. Vallahi o hesap gasp et, cenabet, iğrenç bir hesap oldu. İlerleyen şeylerde mesela 2 ay sonra onu oynayacağım. Geçeceğim. Challenger yapmaya çalışacağım. En azından GM mi olur, Master mı olur? Ne olursa olsun bakacağım, oynayacağım. Hem böyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum. En azından hani win rate falan yükselir. Çünkü hesabın el birliğiyle annesini anladınız. Neyse arkadaşlar, birazcık sizlerle paylaşmak istedim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. En azından birazcık sohbet etmemiz güzel olur diye düşünüyorum. Bu konuda hani umarım anlayışla karşılarsınız. Çünkü sizlere içimi döktüm birazcık. Hem sizler de merak ediyorsunuzdur neden yedekte olduğumu. Benlik bir durum değil. Oyunculukla bir alakası olan bir durum değil. En azından ben öyle düşünüyorum. Aklınıza takılan bazı soru işaretlerini falan kaldırmışızdır bu videoda. Her şeyi tam anlamıyla anlatamasam da bazı şeyleri döktüm sizlere. İçimi döktüm en azından. İyi hissettim. Çünkü ben size derken işte aileyiz, kardeşiz, bilmem neyiz. Ben tüm samimiyetimi ortaya koyarak video çekmeye çalışıyorum. Eğlencemi, neşemi. Kötü olsam bile, kötü hissetsem bile genel olarak neşemi, eğlenceliğimi videolara yansıtmaya çalışıyorum. Mesela size diyorum ya, yorum atın işte bilmem ne, like atın falan. Yorum atmak sadece hani bazı insanlar işte yorum kasıyor bilmem ne olarak düşünebilir ama ben şöyle düşünüyorum. Adamlardan bakıyorum kim beni destekliyor, kim gerçekten hani şu tarihten beri destekleyen adamlar falan filan var. Hani sadece desteklediğin maddi olan bir şey değil, manevi bir şekilde destekleyen birden fazla insan var. Like atmanız, yorum atmanız. Gerçekten bir bakıyorum videoya. Yani izlenmesi bile değil mesela. O video 800 izlenmesine rağmen 2K izlenen videodan daha çok like almış. Çünkü ben sizden bir şey rica ettim. O yüzden gerçekten bu tür ortamlar hoşuma gidiyor. Hatta yapma nedenlerimden bir tanesi de bu şekilde arkadaşlar.
En azından hani içimizi döktük, konuştuk, bir şeyler yaptık diye düşünüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendi valla başınızda çok ağrıttım, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz.